size yeni evimi göstereceğim. Nerede yaşayacağıma karar verdim. Ayakkabı. Nasıl bir şey bu ya? Emre ev dolu çıktı, ne yapacağız? Abi vallahi adamlar yerleşmişler eve ya, senin eve yerleşmişler. Burası terasımız, aslında değişik bir teras. Aşağıda bütün evlerle ortak bir buluşma yerimiz var. Salonumuz böyle şirin. Mutfağımızda zaten her şey var. Önemli bir detay, kapı var ama kapı şeffaf. Ve işin garibi, bu kapı da şeffaf. Burası da spor salonu. Ben burayı gördüğümde bayağı etkilenmiştim. Neredeyse bütün cihazlar var. Hayır. Aa, nasıl girmedi ya? Herkese merhaba, ben Doğuş Şabakçor. Şu anda çok önemli bir videoya başlıyoruz. Neden? Çünkü size yeni evimi göstereceğim. Biliyorsunuz biraz karışık bir dönemden geçtim ve artık 15-20 günlük aramanın sonunda nerede yaşayacağıma karar verdim. Ama küçük bir not, evin çok fazla tadilata ihtiyacı var. Boyaların rengini değiştirmesi lazım. Kapılarda onarımlar var ve bütün bunların hepsini sizlere yaşayarak yavaş yavaş gerçekleştirecek. Bu arada fikirleriniz olursa da lütfen yorumlara yazın. Onlar benim için çok önemli. Belki gözden kaçırdığım bir şeyler olur ve onların hepsini gerçekleştiririz. Neden bu evi tercih ettiğimi de soruyor olabilirsiniz ama bütün bunların cevabı videonun içinde olacak. Hazırsanız yukarı çıkalım. Bu bina kaç katlı Samet? 34 mü? 34 mi? Gel bak kaç tane var, gel say. Kaç tane var? 52. Burada bir rakam eksik, onu bul çabuk. 5 saniye var. 5 saniye içinde eksik rakam bul çabuk. 13. Abarmış. 13 var. Çabuk bilemedin. 6. Bilemedin. Yorumlarda bilenler varsa yazsınlar. 29 yok. 27, 28, 30. Çok önemli bir detay. Neden peki? Abim bilemesin diye. Hazır mısın? Sen daha önce görmedin değil mi? Yok. Ozan gördü. Batu görmedi. Kimse görmedi aslında. Açıyorum. Hadi. Açıyorum. Hadi. Şimdi herkeste de büyük bir şey var kesin. Beklenti var ama öyle değil yani. Olacak, yavaş yavaş olacak. Ayakkabı. Bu da senin mi? Nasıl bir şey bu ya? Dur Emre'ye yerleyeceğim. Şu an aşırı stres oldum. Nasıl oluyor böyle bir şey? Çok saçma değil mi? Alo. Abi elde ayakkabı var. Vallahi oğlum girişte ayakkabı var. Yanlış daireye mi çıktık? Biz diyor, bizim numara. Bir sorsana, çok stres oldu. Tam biz geliyoruz yanına. Gel bir yanına inelim de ne olduğunu anlamadım. Ben hiç böyle bir şey görmedim ya. İnanılmaz stres oldum. İnşallah rahatsız etmemişiz kimseyi. Sence biri var mıydı içeride, boş muydu? Vallahi bence biri vardı net. Ayakkabılar falan filan bayağı açılmışlar. Neyse bekleyelim biraz. İşi bir çözsün Emre, ondan sonra devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Emre ev dolu çıktı, ne yapacağız? Abi vallahi adamlar yerleşmişler eve ya, senin eve yerleşmişler. Şuradan tamam mı? Bizden habersiz girmişler eve. Kesin boş değil mi şu anda? İnşallah abi, bakacağız işte. Eğer bırakmamışlarsa eşyalarını orada, bırakmışlarsa dağıtacağız gibi onları. Anladım abi. Vallahi bıraktılarsa artık atarım eşyaları, ona göre. Yeter ya. Yani abi. Kendi yani. Evimize giremeyeceğiz, eve girdik başkası var evde. Dairede adamlar var ya. Abi şimdi bu şerefi sana bırakıyorum, eğer bir daha açarsa ben bu vebalin altında kalamam. Ver ben aç şimdi. Buyur abi, dur bu. Doğru değil mi? Doğru. Haydi bakalım. Boş. Güzel. Bu sefer giriyoruz. Buyur abi. O zaman önce sola dönelim bence. Şimdi sana da tanıtayım ben, sen de burayı daha önce görmedin. Ya terasa çıkalım önce, terastan başlayayım. Teras benim burada en sevdiğim yer oldu. Daha her ne kadar kalmamış olsam da... Burası terasımız, aslında değişik bir teras. Normalde dış cephemiz şurada. Ve bak aşağı bak, gel. Aşağıda bütün evlerle ortak bir buluşma yerimiz var. Her üç katta bir böyle kendine bir alan yaratmışlar. Biz 24. katta olduğumuz için üçlünün en üstündeyiz. Yani şu an üstümüz yok. Bunun üstünde bir üçlü grup daha var. O yüzden ben burayı çok sevdim. Sol tarafımızda böyle kocaman bir bina var. Muhtemelen şu an ışıktan gözükmüyor ama gece ışıkları bizim evi aydınlatıyor. O yüzden bayağı güzel oluyor. Karşımızda Sabancı Holding'in binaları var. Şurada deniz var. Boğaz manzaramız var. Denizi görüyoruz, köprüyü görüyoruz. Sabancı Kuleleri burada, iş kulesi burada, QNB. Bütün bankaları da arkamıza aldık. Çok güzel bir yer yapacağız. Gel şimdi sana salonu göstereyim. Salonumuz böyle, şirin. Minik değil. Sence ufak mı? Değil. Yani aynen. Buradaki tabii mobilyaların hangisini kullanacağım, hangisini kullanmayacağım orası daha belli değil. Ama yemek masamız burada olacak. Şurada böyle minik bir çalışma yerimiz olur. Buraya koltuğumuzu koyarız, böyle sehpamızı koyarız. Televizyon ünitesi yine burada olduğu gibi bu şekilde buraya gelir. Televizyonumuz
Yine muhtemelen duvar asarım ben. Duvar asmayı daha çok seviyorum. PlayStation'ı kurarım sabah kadar PlayStation'ı. Nasıl fikir? Güzel. Bu arada bir şey soracağım. Burada barbekü yapmak istesem nasıl yapıyorum? Geçen evde de hatırlarsanız barbekü olayına bayağı takılmıştım. Çünkü biz de orada köprüyü yürüyorduk ama barbekü yapamadan evden ayrıldım. Burada barbekü nasıl yapacağız? Getireceksin mangalı şöyle 2 metre. Havalandırmaların hepsini açtıracaksın. Evet. Ondan sonra yakacaksın. Bizi buradan var ya kesin kovacaklar. Bir ay sonra yollayacaklar. Burada barbekü yaparsa kimse duramaz ama. Aynen. Ben bir şey söyleyeyim mi? Biz burada barbekü olayına girersek bizi buradan şutlarlar. En iyisi 52. kata çıkarız da orada yaparız ama orada çok rüzgar var tabii. Aynen. Ben de olsa sana vereceğiz abi. Yapacağım ben. 52. katta burada barbekü yapacağım. Herkesi de davet edeceğim. Çok iyi fikir. Yorumlara yazın gelmek isteyenler olursa. Gel diğer odalara gidelim. Bu arada zemindeki parkelere bayıldım. Rengi böyle koyu moyu. Bayağı şık duruyor. Evime gelen misafirlerim dikkat etsinler, çizmesinler. Vallahi çok üzülürüm. Direkt çizgileri belli eder. Bu duvarları tabii biraz boyamamız lazım bu arada. Bunlar böyle sarı gibi. Ne renk bu? Açık sarı. Evet. Fil dişi tarzı. Fil dişi tarzı. Bunları boyayacağız. Ne renk yapalım? Beyaz olabilir. Krem rengi olabilir. Füme olabilir. Başka ne renk olabilir? Şöyle bir koyu gri. İşte füme. Füme mi oluyor? Aynen. Ama bu konuda kararsızım. Yine aklınıza gelen bir renk olsa yorumlara yazın. Duvarımız ne renk olsun? Çünkü tavan çok yüksek. Yüksek tavana güzel bir renk yakışır. Bu duvarların değişmesi lazım. Şimdi koridor. Işıklarımızı açalım. Burası mutfağımız. Buranın ışığı nereden açılıyor acaba? Evet. Hah açmışız. Tamam. Burası mutfağımız. Işığımız nasıl? Mutfağımızda zaten her şey var. İşte burada mikrodalgamız var. Açılıyor mu? Açılıyor. Bak. Pizza yapacak mısın bize burada? Pizza yapacağım. En güzel fırınımız var burada. Fırın hazır hazır. Bir tek malzemelerimiz eksik. Burada ocağımız var. Aa davulun bazıları buradaymış. Güzel. Burada ne var? Baksana çatal bıçaklar bile hazır. Çatal bıçaklar bile. Her şey hazır. Sadece benim taşınmam lazım. Buzdolabı nerede? Yalnız ben orada pizza kesici göremedim. Pizzayı ben hallederim. Sağ olun. Tamam. Buzdolabımız da hazır. Buzdolabının bir tanesi açık, bir tanesi kapalı. Açıyorum bunu da çalışsın. Kendini hazırlasın. Ha? Sen bir hazırlan dostum. Ha. Bu arada buraya tabureler lazım. Oturacağız burada, kahvaltı yapacağız. Burayı televizyon için boş bırakmışlar. Televizyon bulacağız artık buraya. Bir tane lazım. Sabah haberlerini izleriz. Burada ne var? Ha, bunlar dolap. Anam bu dolabı nasıl çıkacağız yukarısına bunun? Küçük bir sehpa ayarladım. Ya da buradan böyle tırmanacağız. Bir oyun bulacağız. Başka ne var burada? Burada muhtemelen buzdolabı olmaz. Şey buzdolabı diyorum. Bulaşık makinesi olması lazım. Evet. Aynen. Güzel bakılmış. İçim mis gibi kokuyor. Buna dolapta. Ooo bir dakika bak 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 gel. En önemli şey espresso makinemiz var burada. Gerçi benim de makinem var ama olsun ha. Işığımız da yanıyormuş. Mis gibi. Espressolar bende. Gel diğer odaları. Buradan girmiştik zaten. Girişte bir tane misafir tuvaletimiz var ama banyosu var mı? Yok. Ama güzel, şirin, tatlı. Tam misafirin elini yıkaması için koronavirüs önlemlerine ek olarak buradan böyle ışığı... Normal tuvalet işte bir şey. Ama buraya bir şeyler lazım. Buranın da boyasını değiştirmemiz lazım. Biraz koyu renk diyoruz. Burada ne var? Sistem odası burası. Oo bak internetimiz hazır. Türk Telekom modemimiz var. Müthiş. Bu güzel haber. Burayı kapatılmış öyle. Burada çamaşır makinemiz var. Çok iyi. İhtiyacım yok. Korkuyordum çamaşır makinem yok almam gerekecek diye. O da varmış. Havlular bir de var. Ya ne güzel. Burası gel taşın direkt. Hazır her şey burada. Her şey sana hazır. Burası da güzel. Şimdi ilk odamıza girelim. Yatak odasını en sona bırakıyorum. Burası misafir odası. Aslında ben burayı biraz daha çocuklarım için düşünüyorum. Eğer Aslan Kaplan kalmayıp gelirlerse burada yatacaklar. Burada şu anda böyle iki tane yatak var. Bunu ne yaparım bilmiyorum. Bunlar kalır mı, kaldırır mıyım? Mobilyalar biraz eski görünümlü. Muhtemelen bu mobilyaları değiştiririm. Bunlar biraz benim tarzıma uzaklar. Ama ferah, güzel, bayağı yüksek bir oda. Buranın aynı zamanda terası var ama şimdi çıkmayacağım. En sonunda çıkacağım. Zaten terasların hepsi ortak. Bu odayı biraz değiştirmemiz gerekecek. Boyası falan filan muhtemelen değişecek. Buranın tuvaleti banyosu nasıl? Güzel. Biraz karanlık. Burayı da aydınlatmamız lazım. Evet, güzel. Burada duş var. Misafirim olursa burada duş olacak. Şimdi en önemli yere geldik. Hazırsan yatak odasına geçiyorum. Işıkları açayım önce bir dakika. Burası çok önemli. Odaya girmeden önce kapıyı resmen birisi tırmıklamış. Buralar resmen böyle tırmalanmış. Ne olmuş anlamadım. Bir şey saplamışlar. Dart falan oynamış olabilir. Buraya sanki birisi dartı koymuş da tutturamamış. Buraya vurmuş gibi. Bunları düzeltmemiz lazım. Düzeltebiliriz herhalde bunları. Evet. Gördünüz. Evet kesinlikle dedi. Sözümüzü aldı. Halledeceğim. Ben her şeyi halledeceğim abi. Bundan sonra geri dönüşü yok. Gel abi gel. Burası yatak odası. Ama burada ilk gözüme çarpan şey tabii ki duvarlar.
Sandalların rengi. Şimdi ismini söylemeyeceğim. Benden önce burada çok meşhur, ülkenin en çok bilinen şarkıcılarından bir tanesi kalmış. Bu onun tamamen kişisel zevki ama ben bu rengi hiç sevmiyorum. O yüzden bu duvarların acil değişmesi lazım. Buraları boyayacağız. Kendini bir değiştireceğiz odayı böyle. Sonra burada böyle yatak falan mobilyalar var ama gel. Bu mobilyaları da hangisi kalacak, hangisi gidecek şu an bilmiyorum ama yatak gidecek. Belki şu kalabilir. Yandaki şu ne deniyor şunlara? Komodinler falan muhtemelen gidecek. Komodinler var çünkü. Buraya herhalde televizyon getiririz. Muhtemelen bunun altında televizyon bağlantı şeyleri vardır. Varmış. Burada böyle değişiklikler yaparız. Ayrıca burası da teras açılıyor. Bakın gelin. Gördüğünüz gibi videoya başladığımız teras orası. Burası benim yatak odası terasım. Burası da misafir odasının terası. 3 tane aynı şekilde çıkış var. Bir detay daha var. Burada çok güzel böyle bir masamız var ama kenarlarına bak Armin, gel. Sence buraya ne olmuş? Vallahi bir köpeğin parçalaması ihtimal dahilinde. Doğru tahmin ediyorsun. Köpek hepsini yemiş. Ve bunu nasıl tamir edeceğiz bilmiyorum. Ve benim bahçeye yani terasa koyacak mobilyam da yok. Kalmasını istiyorum ama köpek dişleri var. Bir çözüm bulacağız. Hadi oralarını keseriz. Daha değişik bir tarzda bu şey yaparız ama şu an burada böyle bir yerimiz var. Bir de bu terası biraz hareketlendirmemiz lazım. Burası biraz renksiz. Yatak odası böyle. Burayı biraz dediğim gibi değiştireceğiz. Boyalarla falan oynayacağız. Perdeler var, o da güzel. Birisi yatak odasının banyosunu göstereyim son olarak. Gel abi. Abi bir dakika. Banyodan önce giyinme tarafı var. Ayda ayna kırık baksana. Bu aynayı da değiştirmemiz lazım. Vallahi Doğuş abi diyorsa tamam. Baksana bayağı bir şey olmuş. Zaten kırık ayna şanssızlık getirir. Buralara kıyafetler asacağız, koyacağız. Nasıl sığacağım bilmiyorum. Bir şekilde sığmaya çalışacağım biraz benim için. Ufak ama abinin kafayı sallıyor arkadan. Bir şekilde sığacağız buraya. Ve son olarak da banyoya geçiyoruz. Burası benim için çok önemli. Neden? Çünkü yıkanacağım, her gün burayı kullanacağım sonuçta. Her taraf burada cam bön böyle. Bak burada böyle bir jacuzzi'miz var. Gel gösterelim. Bunun böyle burada ısıtma, soğutma tuhaf özellikleri var. Bu şu masajı falan. Bir ara deneyeceğim. Şu anda deneyemem bunu ama güzel bir jacuzzi var. Burada klasik işte klozet var ama önemli bir detay. Kapı var ama kapı şeffaf. Ve işin garibi bu kapı da şeffaf. Bak dön. Yani diyelim buraya geldim. Diyelim oturdum. İşleme başladım. Bu kapı var şeffaf. O kapı var şeffaf. Yani kendimi nasıl gizleyeceğim bilmiyorum. O yüzden benim buraya bir çözüm bulmam lazım. Ya bu camlardan filmletirim ya bir perde merde koyarım. Psikolojimin rahat olması lazım işlem sırasındayken. O yüzden buralara bir çözüm bulacağım. Duşu bu arada bayağı geniş bak ya. Çok iyi değil mi kocam? Üstte böyle ne deniyor durumda? Yağmur duşu mu deniyor? Ondan da var mis gibi. Burası yine gayet geniş lavabolar, aynalar. Gayet modern, şık. Fıstık gibi. Şu ışık biraz kendinden geçmiş. Onu değiştirmemiz gerekecek. Aynen. Ampulleri falan değişecek. Böyle. Burası bu şekilde. Genel olarak evin iç tarafı böyle. Şimdi birazdan sizi spor salonuna götüreceğim. Çünkü spor salonu ben gördüğüm zaman bayağı etkilenmiştim. Hem geniş olması hem de bütün aletlerin olması benim için müthiş bir şey. Pandemi sürecinde spor yapamamış biri olarak beni en çok çeken şey olmuştu. Hadi gel spor salonuna gidelim. Burası da spor salonu. Ben burayı gördüğümde bayağı etkilenmiştim. Çünkü benim gibi spora meraklılar için müthiş bir yer. Neredeyse bütün cihazlar var. Yani yok. En çok işimize yarayan şeyden başlayacağım. Cable machine ve en babası var. Yani birçok spor salonunda bile bu kadar geniş bir cable machine olmayabiliyor. O yüzden bu müthiş bir şey. Aynı zamanda dumbbellların 24 kilo üstü olması da büyük bir lüks. Çünkü normalde 24 kilo üstünü çok fazla rezonanslara koymuyorlar kimse çalışmadığı için. Ama ondan da görünce bayağı memnun olmuştum. Kaldırabilir misin 40 kilo 50 kilo? Laflarımı geri alıyorum. 26 varmış. Ama 26 da iyi bir ağırlık. Zamanında ben bu 26'larla ne çalışıyordum var ya. 3-26. Başlayacağım tekrar. Bu kış çok büyük bir değişime gireceğim. Görürsün. Onun haricinde burada bacak işi bütün aletler var. Kol var, karın var. Aynı zamanda Smith machine yok ama ona da gerek yok zaten burada. Normal bench press var. Gayet güzel. Geniş, mis gibi. Ben buradan çıkmam sana o kadar söyleyeyim. Bir de alt tarafta masa tenisi var. O çok iyi. Masa tenisinde bir ara bayağı iddialıydım ama sonra beni Hakan yendi. Bünyamin yenmiş miydi? Bünyamin de yenmişti ama birkaç turnuva düzenleriz herhalde. Kapalı bir havuz var burada. Şu an çok ilgi çekmiyor olabilir çünkü yazdayız ama kışın bayağı iyi olacak. Tabii pandemi sürecine getirir, yasaklanır mı, açık kalır mı o kadarını bilmiyorum ama eğer açık kalırsa bayağı güzel rahatlamak için havuz var. Aynı zamanda kenarlarda da lanç alanları var. Yani uzanıp müziğinizi dinleyip aynı zamanda havuza girip keyif yapıp dinlenebilirsiniz.
kadar. Bu arada 39'da golf var. Golf oynamak ister misin? Golf. Tüm katı komple golf salonu yapmışlar. Nesine? Ooo. Arabanın anahtarını alırım. Ama bir dakika, ben hiç oynamadım. Ben evimi koyuyorum, sen arabanın anahtarı. Ooo. Çok iddialı oldum. Sen ama sporda çok iyisin. O yüzden... Yok ben golf hiç oynamadım. Olsun abi, spor yapacağız bak. Alacağız. Golf sopası. Golf sopası. 10 tane atış hakkımız var. Tamam. En çok dediği sokan kazanır. Tamam, o zaman tamam. Soğuk içeceğin olsun. Nesin olacağını yorumlara yazın. Ben şu an tamam. Söylemiyorum. Okay. Emre'ye bıraksak araba gidecek. Siz yorumlara yazın nesin olacağını. Golf kapalı. Golf için randevu alıyoruz ama ben inisiyatif kullanıyorum. Evet, arıyorum abi. Adam var, adamı getirtiyorum buraya. Gel aradan göstereyim abi. Şu an golf katındayım da, Doğuş Bey var yanımda, daire sakini. İçeri girmemiz gerekiyor da, birini gönderebilir misiniz? Teşekkür ediyorum, iyi günler. Ah! Güzel, güzel. Hayır. Aaa! Nasıl girmedi ya? Oh be! Bir tane attım, 5'te 1. Hadi bakalım, gel. Hayda. Yeah. Aa, demek ki yavaş. Senin taktiğimi bulacağım şimdi, yavaş. Atan kazanır. Atan kazanır. Hayır. Aa! İçimden çıktı. İşte bu. Ya ben hayatta iddia... Bu benim videom, bunu kaybetmemem lazım. Olmaz. Hayır ya. İzleyicilere bırakmıştık. Yorumlara yazsınlar, Emre'ye iddia kaybettim. Burası da böyle golf sahası. Muhtemelen burada bolca bir iddia, eğlence dönecek. Güzel bir yer. Hadi gel garaja inelim artık. Bu arada arabamı şarja takmıştım. Umarım dolmuştur. Arabamı kaybettim galiba, bir dakika. Nerede oğlum benim arabam? Bu arada otopark bayağı rahat, geniş. Yani böyle istediğin gibi burada parti bile olur. Ben Mustafa'yla konuşayım, burada bir parti verelim. Garaj partisi nasıl tutur? Güzel. Güzel değil mi? Şimdi Emre'yle pazarlık yapacağım sanırım. Ben bir şey söyleyeceğim, en güzel park yerini istiyorum. Yürümek istemiyorum. Ben kapıdan çıkacağım, bir de daha doğru. Tamam, oraya eğer priz yoksa oraya da bir priz yaptırırız. Araba doldu herhalde. Dolmuştur. Bence güzel video oldu. Bundan sonra neler olacak, beni nasıl bir gelecek bekliyor hiçbirini bilmiyorum ve muhtemelen bütün aşamaları beraber sizinle desteğinizi hızlıca halledeceğiz ve hayatım tekrardan düzene, rayına oturtacağım. Yani inanıyorum inşallah öyle olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza gelen fikirler varsa mutlaka yorumları bekliyorum ve tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.